Konumuz hedef. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Şöyle düşünün, bir insanın hedefi yoksa, bir amacı yoksa o kişiye kimse yardımcı olamaz. 8 milyar insan bir araya gelse ona yardımcı olmaz. Basit bir örnek vereyim daha iyi anlaşılması için. Hedefi olmayan bir insana yardımcı olmak ölüye ilaç vermek gibidir. Ölüye ilaç verirseniz bir şey değişmeyeceği için hedefi olmayan bir insana da yardımcı olmak aynı onun gibidir. Şöyle bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela biz devamlı onu söylüyoruz değil mi? Eğer senin kendinle alakalı hedefin yoksa, kendini geliştirmeye açık değilsen, öğrenmeye açık değilsen, bardağın devamlı doluysa, çok bilmişlik yapıyorsan senin hedefin yok demek. O zaman sana kimse yardımcı olamıyor. Yani öğrenmeye açık değilsin çünkü. Hedefin yok. Sadece seninle uğraşmak boşa nefes tüketmek gibidir. Dolayısıyla eğer sen Almanya'da, Avrupa'da yaşıyorsan, ilerlemek istiyorsan, hedefin varsa mutlaka öğrenmeye de açık olman gerek. Kendini geliştirmeye açık olman gerek. Kendini kapatmaman gerek. Hedefine ulaşmak istiyorsan. Hedefe ulaşmak tamam, iyi, güzel. Hedefe ulaştıktan sonra mutlaka şunu söyleyeceksin. Bu muydu diyeceksin. Ve bu muydu dedikten sonra yine bir hedef koyman gerekiyor. Çünkü hedefin kendisi asla mutlu etmez. Hedefe giden yolculuk mutlu eder. Mesela Almanya'dan Türkiye'ye insanlar arabayla yolculuk yapıyor. Siz zannediyor musunuz o insanların çoğu, büyük bir çoğunluğu bilet alamadığından dolayı araba yolculuğu yapıyor? Hayır. O yolculuk onları mutlu ediyor. Yolculuk mutlu eder çünkü. Hedefe giden yolculuk insanı mutlu eder. Gelişim süreci de öyledir. Mesela insan kendini geliştirme sürecinde mutlu olur. Geliştirdikçe mutlu olur. Serotonin hormonu gelir. Dopamin, endorfin gibi hormonlar gelir. Yani kişi mutlu olur. Gelişim süreci de öyledir. Hedefe götüren yolculuk odur. O mutlu eder insanı. Ve hedefler tabii şunu da söyleyeyim, hedef denildiği zaman abartılı hedefler olmamalı. Yani ben Mars'a gideceğim. Tamam, Mars'a gitmek olabilir ama çok uzakta bir hedef. Yani büyük bir hedef ulaşmak ilk önce mümkün değil. Mümkün olmadığı için senin için belki ömür yetmez. Hedeflerini ayağını yorgana göre uzatacaksın. Ona göre belirle. Yani adım adım ilerleyeceksin. Biraz önce burada konuşuyorduk arkadaşımızla. Yolculuk Almanya'dan yola çıktın, İstanbul'a hedef koydun. Nihai bir hedef İstanbul. Ama ilk hedefini nereye koyuyorsun? Duisburg'dan çıktıysan Viyana'ya hedef koyuyorsun o akşam için. Çünkü adım adım step by step gidersen seni yormuyor o yolculuk. Yani o seni yormaz. O hedefe giden yolculuk seni yormaz. Keyif verir. Sonra Viyana'ya vardın. Akşam mesela Viyana'ya hedef koymuştun. Viyana'ya vardın. Ertesi günü Budapeşte'ye hedef koyuyorsun. Sonra o şekilde Belgrad'a bir hedef koyuyorsun. Adım adım ilerliyorsun. Yani senin yolculuğun da öyle olmalı. Yani hedefe giden yolculuğun adım adım olmalı ve senin hedefe gidebilmen için sağlam zemine ayak basman gerekiyor. Yani ayağın halının üzerinde durması lazım. Sağlam olmalı. Emin adımlarla ilerlemen lazım. Örneğin bizim eğitimlerimiz de öyle. 3 ay veya 6 ay veya 1 senelik hedefler koyuyoruz. Biz onlara, bizim programlarımıza katılanlara böyle birden o hedefe ulaş demiyoruz. Onu istemiyoruz zaten. 3 ay sonraki hedefe 1 gün sonra varırsa veya 1 hafta sonra varırsa o keyif vermiyor. Çünkü hedefe giden yolculuk mutlu ediyor ve sağlamlık oradan geliyor. Yani sağlam olması lazım. Kalıcı olması lazım. Biz onlara bir çeşit böyle günlük planlar veriyoruz, günlük hedefler veriyoruz ve onları adım adım ilerliyor. Sağlam zemine basarak hedefe varıyor 3 ay sonra. 3 ay sonra zaten hedefine varmış oluyor. Şunu da açık ve net söyleyeyim. Bizim hedefimiz kişinin hayat kalitesini arttırmak. Ayak bağlarından kurtulup içindeki o kullanmadığı potansiyeli açığa çıkarmak ve beynini programlamak. Bizim işimiz bu. Program bittiği zaman 3 ay sonra veya 1 sene sonra programı bittiği zaman ona kazandırdığımız yeni davranışları alışkanlık haline getirip onu devam ettirmesi. Yani boşluğa düşmemesi. Tekrar yo-yo efekte geri eski haline gelmemesi. Yani 6 sene sonra veya 10 sene sonra da yine arzuladığı hedefte durması ve daha da ileri gitmesi, daha da başarılı olması. Yani hayatı kolaylaştırmak ve güzel alışkanlıklar kazandırmak. Bizim hedefimiz bu, hayat kalitesini arttırmak. Siz de eğer hedefinize sağlam adımlarla gitmek istiyorsanız, yani böyle uçuk kaçık hokus pokus teknikleriyle, sihirli değneklerle değil de böyle spiritüel, yok evrene enerji göndererek değil de sağlam, gerçeklere basarak sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsanız o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer kendinizi geliştirmeye açıksanız o zaman biz de size bir ön görüşme randevusu verelim. Sizin ayak bağlarınız nelerdir? Engelleriniz nelerdir? İçinizdeki potansiyel nelerdir? Ve sizin beyninizi başarıya, hedefe nasıl programlayabiliriz? Bunu size gösteririz ve her şey birbirine uyarsa sizi
programımıza alırız. Şimdi hemen bizimle iletişime geçebilmek için videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com